Merhaba arkadaşlar. Bugün size bazı yabancı korku filmlerini anlatacağım. Arınma Gecesi Anarşi, yılda sadece bir gece boyunca tüm suçların serbest olduğu bir dünyada geçen filmdir. Arınma Gecesi öncesi çocuklarıyla ev ödenen bir çiftin gerilimini anlatır. Filmin yapım tarihi 2014'tür. Yönetmeni James D. Monaco'dur. Filmin süresi 1 saat 43 dakikadır. Şeytani Ruhlar, Altı üniversiteli gencin başından geçen korkunç olayları anlatır. Filmin yapım tarihi 2015'tir. Yönetmeni Will Kanon'dur. Süresi ise 1 saat 23 dakikadır. Ruhlar Bölgesi 3 serinin son filmidir. Konusu şöyledir. Genç kız Quinn, merhum annesinin kendisiyle teması geçmeye çalıştığını hisseder ve yetenekli bir medyum arar. Bulduğu kişi Elist'tir. Bir kaza Queen'in evde dinlenmeye mecbur bırakınca babası Sin aileyi bir arada tutmanı mücadelesi verir. Daha sonra Queen yatak odasında bir doğaüstü varlığın saldırısına uğrar. Sin yardım etmesi için Elise e ricada bulunur. Filmin yapım tarihi 2015'tir. Yönetmeni Lee Vennel'dir. Süresi ise 1 saat 38 dakikadır. Koleksiyoncu 2 maskeli seri katilin elinde olan bir kızın yaşam mücadelesini anlatır. Filmin yapım tarihi 2013'tür. Yönetmeni Markus Dunstan'dır. Filmin süresi 1 saat 22 dakikadır. Paranormal aktivite hayalet boyutu serinin son filmidir. Ryan ve Emily çifti küçük kızları Leyla ile mutlu bir hayat sürdürür. Evin garajında bir kamera ile bir kutu kaset bulur. Aile bu sayede çevrede gelişen paranormal olayları keşfeder ve kabus yeniden başlar. Filmin yapım tarihi 2015'tir. Yönetmeni George Plotkin'dir. Süresi ise 1 saat 28 dakikadır. Lanet ki genç bir anne ve 9 yaşındaki ikiz oğulları şehir dışında taşla bir bölgeye taşınırlar. Ama yeni taşındıkları evde yaşanan ölümlerden habersizdirler. Bu evin ölüm deşeği olacağını öğrenmek üzeredirler. Filmin yapım tarihi 2015'tir. Yönetmeni Siyaran Foy'dur. Süresi ise 1 saat 37 dakikadır. Korku seansı, Warren çiftinin gerçek vaka dosyalarından uyarlanmıştır. Filmin yapım tarihi 2013'tür. Filmin yönetmeni James Wan'dır. Filmin süresi ise 1 saat 52 dakikadır. Lanet, gerçek suçları yazan Alison, düşüşteki kariyerini yeniden canlandırmak için çok satacak bir kitap yazma ihtiyacını duymaktadır. Ve tüm ailenin Yıkan geçmişte yaşanan bir vakanın olay yerine götürür. Sevgi dolu mutlu bir hayranın sırrı çözülmemiş tüyreyi rütbertici bir cinayete kurban gittiği yerde Allison tavan arasındaki bir kutuda saklanan korkunç görüntüleri keşfettiğinde araştırdığı vakanın kanıtlarının da bulmuş olur. İzledikleri sonucu dehşete düşen Allison yaptığı araştırmanın tüm ailesine ölümcül bir teriki atacağını fark edecektir.